Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT Aytek Geometri Kampı'nın 7. haftasının 4. videosundayız. Yani son videodayız. Bu haftanın son videosunda ne işliyoruz? Üçgende alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani içte çember alan ilişkisi, ağırlık merkezi alan ilişkisi ve benzerlik alan ilişkisinden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 76'nın sağ tarafı, 77'yi ve 78'i işleyeceğiz. Ve böylelikle bu haftayı bitiriyoruz. Hadi bakalım. Dersimize başlayalım. İçteğet çember alan ilişkisi. İçteğet çemberin merkezinin neresi olduğunu biliyorduk. İç açı ortayların kesim noktası olduğunu biliyorduk. İşte iç açı ortayların kesim noktası burasıyken, yani I ile gösterilmişken, bu alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Sebebi çok basit. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit değil mi kardeşim? Şu kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olduğundan dolayı. E hocam, yüksekleri eşit olan üçgenlerde biz ne diyorduk? Alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yani A, B, C atıyorum 2, 3 ve 4 ise 2'deki alan 2A ise 3'deki alan 3A ve 4'teki alana da 4A diyebiliriz. Tamamıyla tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alanı bu şekilde dağıtabiliriz kardeşim. Tamam mı? İşte çember ilişkisinde de bu şekilde alan paylaştırması mevcut. Hemen örneğine bakalım. 9 verilmiş, 15 verilmiş. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden burası 12 oldu. Sonra taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaş, açı ortay, açı ortay. Aa, burası açı ortayların kesim noktası. O zaman bir üçüncü çizgide açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa, ki bu önemliydi. Açı ortayların kesim noktası varsa ve soruyu çözemiyorsak bir üçüncüyü de çizecektik. Bu da açı ortay olacaktı hocam. Şu üçgenlerin alanlarını ben biliyorum. Yani burası 9A, burası 12A, burası da 15A yazabilir miyiz? Evet. En sade şeklinde yazabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ben direkt sadeleştirmek istemedim. Bu şekilde yazdım. Ya da yaz kardeşim hesadesini. 9, 12, 15. 3'e böl 3. 3'e böl 4. 3'e böl 5. 3, 4, 5. Yani bu şekilde bulduk. Peki hocam, 7, 5, 12. Ben tüm alanı bulabilirim 12A'yı. O da nedir? Dik üçgenin alanı olduğu için 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. 12'ler sadeleşti. A'yı da böylelikle 9 bölü 2 bulduk. Toplamda 7A isteniyor bizden. 7A da nedir? A yerine 9 bölü 2 yazınca 63 bölü 2 diye sonuca ulaşırız. Örnek 34, 63 bölü 2. Geldik örnek 35'e. Bir dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu 6 birim ve içteğet çemberin yarıçapı da 2 birimdir. Sözel bir soru. Hemen şekli çizelim kardeşim. Şöyle bir şekli çizdik. Eyvallah. Bir dik üçgen diyor. Sonra dik kenarlarından biri 6'ymış ve içteğet çemberin yarıçapı. İçteğet çemberin yarıçapı deyince içeriden teğet çember çizenleriniz vardır. Eyvallah, yapabilirsiniz ama daha çemberi daha tam çizmediğimiz için, daha doğrusu çemberi böyle bilmediğimiz için buradan yapmayayım. Şu an buradan yapmayayım. Normalde bu şekilde çember bilgisiyle bilenler de buradan da yapabilir tabii ki. Hocam, biz içteğet çemberin yarıçapı deyince ne biliyoruz? Açı ortayların kesim noktası içteğet çemberin merkezi oluyordu. Açı ortayların kesim noktasından şurada kollara çizilen dikmeler de bizim içteğet çemberin nesini veriyordu arkadaşlar? Yarı çapını veriyordu. İşte bu kollara çizilen dikmeler içteğet çemberin yarı çapını veriyor ve bu 2 olarak verilmiş. Hocam, bunlar nedir? Açı ortaydır. Açı ortay, bu da açı ortay. 45-45 hatta. Hocam, 90-90-90 ise burası da 90 yapar. Şurada bir dörtgen çıktı, hatta dik dörtgen, hatta şurası da 2 ise karşısı da 2, burası 2 ise karşısı da 2 olduğundan dolayı bir kare çıktı. Hocam, açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit, ayrıntılı yerler de eşit. Aa hocam, bu da açı ortay. Kollara çizilen dikmeler eşit, ayrıntıları yerlerde eşit. Yani 2 ise tamamı 6 olduğundan buraya kaç kaldı? 4. Hocam, burası da 4. Burada da açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit, ayrıntıları yerlerde eşit. Burası da A ise burası da A yaptı. Bir dik üçgen var elimizde şimdi. 6, A artı 2, A artı 4. Hala sen eski yoldan mı yapıyorsun? Pisagor'dan mı yapıyorsun? Yapma kardeşim. Hisset, 6, 8, 10 üçgendir hocam bu. A yerine kaç yazarsak? 6 yazarsak oluyor mu? Oluyor. O zaman dik üçgenin alanı isteniyor. 6, 8, 10 üçgenin alanı isteniyor. Dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 çarpı 8 bölü 2, 48 bölü 2'den 24 diye ulaşırız. Cevaba örnek 35, 24 çıkar. Geldik 6. özelliğimize. Yani ağırlık merkezi alan ilişkisi. Gençler, şimdi burada biz normalde alan dağıtabiliyorsak aslında bu bilgiyi bilmeden de yapabiliriz. Ama çoğu yerde karşımıza çıktığı için ben bu bilgiyi de burada da gösteriyorum. Şimdi ispatını da göstereceğim sana. Ağırlık merkezi olduğu zaman, ağırlık merkezi dediğimiz nedir? Kenar ortayların kesim noktası olduğu zaman. Bütün kenar ortaylar çizildiğinde 6 bölmeye ayrılıyor bu alanlar. Bu 6 bölmeye ayrılan alanların hepsi birbirine eşittir. Sebebini şurada ayrı bir şekilde göstereyim ben sana. Bak şimdi, kenar ortayları çizelim.
Şöyle kenar ortay ve kenar ortayları çizdikten sonra kenar ortaylıkları da şöyle göstereyim istersen. Hocam şunlar da birbirine eşit. Bir de biz şunu biliyoruz. Burası A iken burası nedir? 2A'dır. Hadi bir yerden başlayalım. Alan dağıtmaya. Burası A ise burası da A mıdır? Evet. 2A'daki 2A ise A'daki de A'dır. Çift çizdiği A ise çift çizdiği A'dır. A'daki A ise 2A'daki 2A'dır. Yani burası da A, burası da A. Alan dağıtmayla geliyor zaten. Ama bunu bilin. Ağırlık merkezi çizdiği zaman 6 eşit parça ayrılıyor. Hatta dikkat et. Sen şimdi şuna dikkat edecek olursan. Hocam burası ağırlık merkezi ise kırmızı nokta. Şurası 2A. Burası 2A. Burası da 2A değil mi? Aa, bir de şu var demek ki. Ekstradan şunu bulmuş olduk. Ağırlık merkezinden köşeleri çizildiği zaman da 2A, 2A, 2A. Yani bu alanlar birbirine eşit oluyor. Yani 3 eşit parçaya bölünmüş oluyor. Yani şu şekilde göstermişiz yan tarafta. Hocam burası ağırlık merkezi ise bu alanlar birbirine eşittir. Tamam. Bunları bilmek bizim için bir fayda sağlayacaktır. Mutlaka sağlayacaktır. Özellikle paralel kenarda ilerleyen konularda falan karşımıza gelecek arkadaşlar. Hatta dörtgenlerin hepsinde bunlarla ilgili sorularla karşılaşabiliriz. Örnek 36'ya bakalım şimdi. Bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Ne yapacağız? Normal klasik yoldan alan dağıtabiliriz aslında ama böyle kenar ortaylıkları olunca ağırlık merkezi var mı? Çünkü ağırlık merkezinde alanı daha rahat bir şekilde dağıtabiliyoruz. Hocam var. Bak kenar ortay kenar ortay. Ben bir üçüncü üçgen oluşturursam böyle. Aa, şuradaki üçgende kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. E o zaman alan dağıtabiliriz. Hop şöyle bir üçüncüyü de çizecek olursak burada. Ağırlık merkezi alan ilişkisinden dolayı burası A, burası A, burası A, burası A, burası A, burası A geldi mi? Geldi. E sonra burası kaldı hocam. E şunlara da bir A diyecek olursak. A'da kalan isteniyor. Tepe noktası burası olan da. A'da kalan bak 3A burada. A'da kalan burada da 3A. Alan dağıtmayı da unutmamak lazım tabii ki. Alan ABC'yi vermiş bana. 3, 6, 9 A'yı 54 vermiş. A'yı kaç buluruz? 6 buluruz. Taral alan. 3, 4, 5A isteniyor bizden. 5A, A yerine 6 yazarsak cevap kaç çıkar? 30 çıkar. Örnek 36'yı 30 bulduk. Geldik örnek 37'ye. Hocam bu ne ya? Dik koordinat sistemi. Daha dik koordinat sistemini bilmiyoruz ki. Deme. Biliyorsun sen bunu. Nereden biliyorsun? Ortaokuldan en azından biliyorsun. Sayı doğrusunu biliyorsun. Bu ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Benzeri daha doğrusu. Çok da hoşuma giden bir soru. Dikkat edin. Normalde uzun yoldan yapıyor çoğu insan bunu. Dikkat edeceksiniz böyle. Kenar ortaylıklar varsa kenar ortaylık alan ilişkisi aklınıza gelsin. Ağırlık merkezinden alanı daha rahat bir şekilde dağıtabiliyorsun. Bunu da unutma. Şimdi analitik düzlem verilmiş. 2 noktası 4, 3, 6. Şurası nedir diye soruluyor. Dikkat edersen şurası kaç? 2. Burası da 2. Burası kaç? 3. Burası da 3. Aa hocam şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Yani kenar ortaylıklar var. Alan ilişkisi aklımıza gelmeli. Hemen ağırlık merkezi oluşturabiliriz. Hop şöyle bir üçgen oluşturduğumuzda. Kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. O zaman bir üçüncü çizgiyi de çizecek olursam ağırlık merkezinden geçen 6 eşit parça ayrılıyordu. Böyle A, 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 A. Yazdık. Hocam 6A. Ben 6A'yı bulabilirim. 6 burası 4 burası. 6 alanı 6 çarpı 4 bölü 2 6'lar nanay oldu. A'da 4 bölü 2'ye eşit oldu. 4 bölü 2 de nedir? 2'ye eşittir. Bizden ne isteniyor? Taralı alan. Taralı alanda kaç yapıyor o zaman? Bir çizemedim şunu. Taralı alanda kaç yapıyor? 2A olduğundan dolayı A'yı da 2 bulduysak cevap 4 olur. 37. soru. 4 oldu. Geldik. 35 mi dedim ben buna? 37 dedim değil mi? 37. soruyu 4 bulduk. Geldik 38'e. Ağırlık merkezi paralellikler çizilmiş. Paralellikler çizilmiş. Hocam ne yapacağız? Vallahi arkadaşlar bir özellik aklınıza gelmezse şu ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezini nasıl kullanabiliriz? Hocam paralel de verilmiş. Bazı arkadaşlar şunu bilebilir. Hocam burası x iken burası 3x. Burası y iken burası 3y'den yapıp şu üçgenle büyük üçgen benzerdir. Benzerlik alan ilişkisini daha göstermedim ama benzerlik oranı karesi alanlar oranından da yapabilirsiniz. 1, 2. Benzer olduğunu nereden anladın bu arada? Şunlar açı, yöndeş açılar ya, alfa ise alfa, beta ise beta. Bak verilen bütün bilgileri kullanıyorum. 2. Ağırlık merkezini kullanmalıyız. Hocam nasıl kullanacağız? Hop şu ağırlık merkezinden çizecek olursak. Ağırlık merkezinden çizilen kenar ortaydır. Şunlar birbirine eşittir. Hocam burada burası A iken bir de burası 2A değil mi? Evet. Bak paralelliği kullanacağım. 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olacak. B ise 2B. Hocam 1'e 2, 1'e 2 oran olacak. C ise 2C. Hatta 3C, 2B birbirine eşit olacak. Pardon 3B, 3C. Yani burası da B, burası da ne? 2B yazabiliriz. Sonrasında alan dağıtacağız. Hocam B'de kalan A ise B'de kalan A. Sonra 2B'de kalan 2A. A'daki 3A ise 2A'daki kaç yapıyor? 6A yapıyor. Sonra A'daki A ise yine burada da alan dağıtmaya devam.
B'deki A ise 2, B'deki 2A, A'daki 3A ise burası da 6A yaptı. Ve toplamda burası 4, 2A 4 bulmuştuk. A'yı da 2 bulduk. Bizden de ne isteniyor? 18A isteniyor. A yerine 2 yazdığımızda cevapta kaç çıkar arkadaşım? 36 çıkar. Birinci yol bu. İkinci yol nasıl, başka nasıl çözebiliriz hocam? Hemen siliyorum. Başka şu şekilleri çizebiliriz hatırlarsanız. Şimdi ağırlık merkezi verilmiş ya. Ağırlık merkezinden şöyle 3 köşeye gittiğim zaman bu 3 köşedeki bu alanların hepsi neydi arkadaşlar? Şu alan, bu alan ve şu alan birbirine eşit değil miydi dostlar? Evet. Şimdi ağırlık merkezinde bir de paralel çizilince ne oluyordu? Şunlar 3 eşit parçaya, şu ağırlık merkezinden şöyle paraleller çizildiğinde arkadaşlar şu 3 eşit parçaya ayrılır. Biraz önce ispatını da yaptım aslında. Tabi ispat yöntemiyle de yapabilirsiniz. Hani şöyle uzattın. İşte 1'e 2 oran, 1'e 2 oran. İşte A ise 2A yazdın. A ise 2A yazdın. Burada da aynı şekilde. Dikkat et. 2A, 2A, 2A. Ha, 2A'daki 4 ise o zaman 2A'daki burada kalan da 4'tür. Burada kalan da 4'tür deyip. Toplam 4, 8, 12 ise burası da 12, burası da 12 deyip. 12, 12, 12 tüm alanda 36 bulabilirsin. Sana kalmış istediğin şekilde bul. Sanki ilk yol daha mantıklıydı değil mi? Sanki bunlar biraz ezbere kaçıyormuş gibi geldi. Evet. Geldik örnek 39'a. Örnek 39'da ne demiş? Bir bahçe ABC üçgeni şeklindedir. Eşit hızdaki 3 hareketli bahçenin ağırlık merkezinden bahçenin kenarlarına doğru aynı anda harekete başlıyor. Evet, ağırlık merkezindeki 3 hareketli kenarlara doğru harekete başlıyor. Hareketlerden biri AB kenarına en hızlı 3 dakikada, diğer AC kenarına en hızlı 5 dakikada, diğer de BC kenarına en hızlı 6 dakikada ulaşıyor. Bak dikkat. Şimdi en hızlı 3 dakikada. En hızlı nasıl ulaşabilir? AB kenarına en hızlı diyorsa arkadaşlar, AB kenarında şöyle de şöyle de şöyle de şöyle de şöyle de şöyle de ulaşabilirim. En hızlı ulaşması şöyle dik o en kısa yoldan gitmesi demek değil midir? Evet. Dik gittiği zaman. Bir de bunun hızı var. 3 dakikada ulaşıyorsa hızlar neyle doğru orantılıdır arkadaşlar? Yolla doğru orantılı değil midir? Evet. Çünkü bunlar eşit hızdaki 3 hareketinden bahsediyorum. Biri 3 dakikada gidiyorsa, yani birisi 3V hızıyla gidiyorsa, 3V yani V hızıyla 3X gittiyse, diğeri bak AB'ye gelmişti bu 3 dakikada. Diğeri de en hızlı 5 dakikada. AC'ye 5 dakikada gidiyormuş. O zaman hocam buradaki yükseklik de 5X yapar. Sonrası diğeri de 6 dakikada ulaşıyormuş BC kenarına. Hocam BC kenarına en kısa 6 dakikada ulaşıyorsa o zaman burası da 6X olmak zorunda. Çünkü 3 hareketli aynı noktada eşit hızda 3 dakikada, 5 dakikada ya da 6 dakikada ulaşıyorsa o zaman bunlar yollarla doğru orantılıdır. Çünkü X eşittir V çarpı DT, yollar gittikleri hızlarla doğru orantılıydı arkadaşlar. Evet, buradan sonrasında yorum yapacağız. Şimdi burada bu bahçenin çevresi 63 verilmiş, AB nedir diye soruluyor. Yani AB'ye şöyle bir Y diyelim isterseniz, bizden Y isteniyor. Arkadaşlar burada bir de bize bir şey denmiş. Ne demiş? Bahçenin çevresini vermiş. Yani bahçenin kenarlarıyla ilgili bir şey yapacağım ben burada. O zaman bahçenin kenarlarıyla ilgili bir şey yapacağım. Ve burada dikkat edersen yüksekler var burada. Bu yüksekleri kullanacağım. Ağırlık merkezini kullanacağım. Aa hocam taban var işin içinde değil mi? Çünkü bahçenin çevresi verilmiş. O zaman tabana ait yükseklik lazım hocam bana. Hop. Yani üçgen lazım. Bak bu üçgenin alanı. Şu ağırlık merkezinde kullanıyorum ya. Bu üçgenin alanı, bu üçgenin alanı ve bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'lerden bulabiliriz. Ve aynı zamanda G ağırlık merkezi olduğundan bu alanların hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. O zaman bu alanların hepsi birbirine eşitse dikkat et şimdi yapacağım yoruma. Hocam yüksekleriyle doğru orantılı mıdır bunlar? Değil. Çünkü şurası, tamam şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya da C diyeyim. Şu üçgenin alanı yani A çarpı 3X bölü 2 aynı zamanda B çarpı 5x bölü 2'ye eşittir. Aynı zamanda c çarpı 6x bölü 2'ye eşit değil midir? Yani çarpımları birbirine eşit olacak. Bunlar kaçta birleşiyor? Hangisi bu? 3, 5 ve 6. 30'da birleşiyor mu? 30'da birleşiyor sanırım. Değil mi? Evet, 30'da birleşiyor. O zaman ben a yerine 10 yazacak olursam, yani 10k yazacak olursam, a yerine 10k yazacak olursam, b yerine ne yazacağım o zaman arkadaşlar? 30 yapması için 6K yazacağım. 6K oldu. C yerine de 5K mı yazacağım? Evet, C yerine de 5K yazacağım. Heh. Ya da bunlar kaçta birleşiyor? O şekilde yapabilirdik arkadaşlar. Bir doğru orantı yok. Bu alanların birbirine eşit olması için taban çarpı yükseklik bölü 2'lerin eşit olması lazım. Bak 10K çarpı 3 bölü 2, 6K çarpı 5 bölü 2, 5K çarpı 6X bölü 2. Çarpımları hepsi 30 yaptık ki alanları birbirine eşit oldu. Değil mi? Evet.
16, 21. 21K çevre olarak bize verilmişti. 63. K'yı da buradan 3 bulduk. Benden ne isteniyor? A isteniyor. A dediğim nedir? 10K. 10K'da K yerine 3 yazarsak kaç çıkar? 30 çıkar. Yani cevap böylelikle 30 oldu. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Keşke sana çözdürseydim ya. Neyse. 39. soru böylelikle ne çıktı? 30 çıktı. Şu 30'u da düzgün bir şekilde yazayım. Bazen böyle takıntılarım olabiliyor. Cevap 30. Geldik benzerlik alan ilişkisine. Gençler, benzerlik oranının karesi. Ta benzerliğin ilk başta söylemiştik. Benzerlik. Geçen hafta söylemiştik daha doğrusu. Benzerlik oranının karesi neye eşitti? Alanlar oranına eşit diye söylemiştik. Eğer iki üçgen benzerse ve benzerlik oranında burada bak mesela 2 bölü 3. Hani ABC üçgeniyle DEF üçgeni benzer ise mesela. ABC'deki A açısıyla DEF'deki D açısı eşit ya. Benzerlik oranında aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Yani 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi de kaç yapıyor arkadaşlarım? 4 bölü 9 yapıyor. Yani burada kalan 4A ise burada kalan nedir? 9A olabilir arkadaşlar. Yalnız üçgenler böyle ayrı gayrı verilmeyebilir. Bizim karşımıza iç içe de gelebilir. İç içe çıktığı zaman dikkat edeceksin buna da. Mesela burada temel orantıda iç içe gelebiliyor. Aslında temel orantıda şu üçgenle büyük üçgen benzer değil mi? Benzer. Hocam benzerlik oranı nedir burada? 3 bölü kaç buradaki oran? Hocam 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Yani buraya 9A yazdıysan buraya 16A sakın ama sakın yazma. Niye? Çünkü hocam bu üçgenle büyük üçgen benzer ya, burası 9A iken tamamı 16A olacak. Buraya ne kalıyor? 7A kalıyor. Bunu unutma. Hatta burada güzel bir şey göstereyim ben sana. Ezberlemek zorunda değilsin. Bence ezberlemedi zaten ama bazen kullanılabiliyor. Şunlar birbirine eşit olduğunda, böyle hepsi eşit olduğunda, burası A iken burası 3A, burası 5A, tek sayılar şeklinde gidiyor. Burası 7A. Gelseydi 9A olacaktı, sonra böyle gidecekti. Niye ezberleme? Çünkü şundan dolayı. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A ise 4A tamamı olacak, 3A kaldı. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. A ise 9A olacak. O zaman buraya da 5A kaldı deyip o şekilde 1 bölü 4'ün karesi falan filan kendinde sonuca ulaşırsın zaten. Yalnız eşit olduğunda A, 3A, 5A, 7A, 9A tek sayılar şeklinde gittiği de sorularda da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Haberin olsun. Hatta bazen bunu daha pratik bir şekilde kullanıyorlar. Mesela burada 3'e 4 verilmiş ya. Hocam 3K'yı şöyle ayırırım. 1, 3, 5 derim buraya. Buraya da 7 derim. Bak toplamda burası 9A yapmış oldu diye yapan arkadaşlarınız da var. Ben bunu kullanmıyorum ama tamamıyla size bırakıyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yalnız üçgenler iç içe geldiğinde şu 9A iken tamamının 16A olmasını da sakın ama sakın unutmayın. Bir de temel orantıda nasıl kullanıyorsak kelebekte de aynı şekilde benzerlik oranı. Bak burada 2 bölü 6. 2 bölü 6 dediğimiz 1 bölü 3 karesi 1 bölü 9 değil mi arkadaşım? Evet. Yani burada kalan A ise burada kalan 9A. Bak şu üçgenle bu üçgen benzer ya, kelebekte iç içe değil. A ise buraya 8A demedik mesela. Tamamı 9A demedik. Ayrı ayrı üçgenler olduğu için ayrı ayrı yazdık burada. Evet, temel orantıda böyle iç içe yazılıyor ama kelebekte ayrı ayrı yazıyoruz. Buna da dikkat edin. Evet, örnek 40'a bakalım şimdi. 2 birim, 3 birim ve 1 birim verilmiş. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız burada dostlar? Hocam birer açıları eşit verilen üçgen var. Aa, kalıp 1. Kalıp 1, kalıp 1, kalıp 1. Eşit 2 açı verildiğinde ortak açı var mı diye bakıyorum değil mi gençler? Evet hocam, ortak açı burası. Nokta karaladığım 3. açı çift çizgi ise nokta karaladığım 3. açı burası da çift çizgi. Yani senin bu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı 4. Benzerlik oranı 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2'yi benzerlik oranı. Benzerlik alan ilişkisi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Hocam burası A ise burası 4A. Deme bunu, deme. Niye? Çünkü bu üçgen ile büyük üçgen benzer. Yani buradaki alan A ise tüm alan 4A olacak. Bunu unutma. Yani buraya 3A kaldı. Senden şu isteniliyor. Alan ADE A bölü, alan BCED 3A isteniliyor. Yani cevap böylelikle 1 bölü 3 geldi mi? Geldi dostum. Evet, cevabı 1 bölü 3 bulmuş olduk böylelikle. İşte bu hatayı yapmayın diye böyle iç içe üçgenlerle ilgili soruyu yazdım. Geldik bir sonraki soruya. Evet, aynısı diyebiliriz. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta kardeşim. Alfa 90 ise burası da beta. Benim bu ucudaki üçgenle büyük üçgen benzer mi oldu? Benzer oldu. 90'lar havada uçuştuğu için Pisagor yapamıyordum. Benzerliği de aldım. Bir de alanlar da verilmiş. Ha, benzerlik alan ilişkisi var. Bak ne verilmiş burada? Hocam alan burası A, burası da A verilmiş. Tamam. Alanlar verilmişse de tam tersini kullanabiliriz arkadaşlar. Normalde şu şekilde de çözebiliriz. Benzerlik oranı var mı burada? Var hocam. Nasıl var? Şöyle baktığın zaman hocam alfanın karşısı 2 bölü x.
Hocam alfanın karşısı 2 bölü x, benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Hemen a bölü a yazıyorsun. Dur. Hangi üçgenlerin benzer? Hocam bu üçgenle büyük üçgenin benzer. İşte benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit diyeceksin ya. A bölü tamamı büyük üçgen 2a'ya eşittir diyeceksin. Birincisi bu. 1. Buradan da çözersin. Her iki tarafın karekökünü alıp işlem yaparsın. Şu a'lar gitti 1 bölü 2'ye falan yaptı. Ya da şu mantık. Arkadaşlar söylediğimiz şeyin tersinde doğru olduğunu hep söylüyoruz. Benzerlik alan ilişkisinde benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse tam tersi. Alanlar oranının karekökü de neye eşit olacaktır? Benzerlik oranına eşit olacaktır. Demek ki benzerlik oranımız 2 bölü x neye eşittir? Hocam alanlar oranı bu alan a, tüm alan 2a. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karekökü'ne eşit olacaktır. Yani 2 bölü x 1 bölü kök 2'ye eşit oldu. X'i de böylelikle ne buluruz? 2 kök 2 olarak buluruz. Ters mantığı da unutma dostum. O yüzden bununla da ilgili böyle bir soru yazdım. Geldik örnek 42'ye. Yine bir diline bakalım. Bana bir bak bakalım şimdi. Soruyu sen yapacaksın. Soruya baktın. Verilen her bir bilgiyi kullanmayı sakın ama sakın unutma. Ellerinden öper bir soru. Yoruma da yaz kardeşim. Ya bir de şu şeyleri beğen. Gerçekten çok emek harcanılıyor. Beğene bas. Yorum yap. Bir şeyler yap. Ama burada bu soruyla da ilgili bir yorumunu bekliyorum. Hocam yaptım ama biraz şunu söyleyeyim. Bir tık bir zor bir soru sanki. Bir tık derken her verileni böyle mantığını böyle kullanabilirsen, adam akıllı kullanabilirsen bence bunu yaparsın. Tamam. Hadi bakalım. Ben de çözüyorum. Ne demiş şimdi? Alanlar verilmiş. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşamıyorum. Burada bir oran var. K, 2K. Hemen oranında yazıyorum. AC uzunluğu K iken burası da 2K verilmiş. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Pisagor yapamıyorsam dal alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa, beta. Daldın değil mi? Aa hocam bu üçgenle bu üçgen benzer ama alfanın karşısı 12, alfanın karşısı boş. 90'ın karşısı 2K, 90'ın karşısı boş yani X. Beta'nın karşısı boş, beta'nın karşısı K. Maalesef benzerlikten bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman dur. O zaman dur. Şimdi ona göre bir işlem yapacaksın. Mesela burada sen 2K ile K arasında bir ilişki kurman lazım. Buraya baktığın zaman hocam bu üçgende 90'ın karşısı 2K ve sen diğer üçgende benzerlik yapınca sonuca ulaşmadın. İşte burada şurayı çalıştırmak çok önemli. Hocam burada maalesef be tüh be. Burada 90'ın karşısı 2K ya. Burada da K ya. Keşke 90'ın karşısı K olsaydı diye aklından geçmedi mi? O zaman benzerliği kurabilirdim demedim mi? Dedin değil mi? O zaman dediysen hadi bakalım. Hop niye aklına gelen başına gelmiyor? Ben ne diyorum sana? Geometri de aklına gelen başına gelsin ama bu geometri olsun kardeşim. Şurada 90'ın karşısı K olacak şekilde şöyle bir dik çizebilirim. Ve alfa 90 sa bak burası da beta oldu. Aha da buradaki üçgen de yine bir benzer mi oldu? Evet. Bak hatta çok güzel bir benzerlik çıktı burada. 90'ın karşısı K, 90'ın karşısı 2K. Oo. Alfanın karşısı 12 ise burada da alfanın karşısı direkt 6 yazabilir miyiz? 1'e 2 orandan dolayı yazabiliriz. Hocam alanda ilişkisi de verilmiş. Alanları da yazalım. Benzerlik oranı 1 bölü 2 karesi nedir? 1 bölü 4'dür. Hemen 1 bölü 4'ü de yazdım o zaman. O zaman burası A ise burası 4A'dır hocam. Gel burada yerine yazalım. Alan ABC. Yani şuraya bir B alanı yazayım o zaman. Alan ABC. A artı B yaptı. A artı B alanı. Ne eşit verilmiş? Alan CDE bölü 4. Alan CDE. Oo, burası 4A. Bu pardon eksi varmış burada. 4A bölü 4. Bu da 27 eşitmiş. Anam ne oldu? 4'ler gitti. A alanına ne oldu? B alanı direkt 27 oldu. B alanı 27. Hocam B alanı 27 ise eğer şuraya ben bir A dersem o zaman ne çıkıyor? Şu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı A bölü 2. Kaç? 27. A'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. A 9. Hocam dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Şuraya da bir N dersek. Öklit uygula. 6'nın karesi 9 çarpı N değil midir? 9 çarpı N'den N'yi de 4 buldun. N de 4 ise X de tamamına eşit. Tamamı da 13'e mi eşit oldu? Evet. X de 9 artı 4'ten 13'e eşit oldu. Güzel bir soruydu. Yapabildin mi? Yani burada şu böyle 90'ın karşısı 2K ve K mantığını büyük ihtimal kullansaydın ve belki de bunu kullandın. Şu yazılanları bazen şekilde kullanamıyoruz. Şunları da kullanmayı öğren kardeşim. Büyük ihtimal inşallah yapmışsındır ama yapamayanlar çoğunluktadır. Söyleyeyim. Yani tamam öğreniyorsunuz işi ama her soruyu da ilk etapta yapacaksınız diye bir şey yok kardeşim. Moralim bozulmasın. Devam, devam, devam. Ben bunları yazıyorum ama ya bunları görmeniz lazım. Mantığını anlamanız lazım. Ondan dolayı yoksa ben size
En kolay soruları yazıp burada konu anlatımı mı yapayım? Moralizi yükseltmek için. Senin moralin ne zaman yükselecek biliyor musun? Şu üçgenler bitsin, dörtgenlere başla. TYT deneme sınavlarındaki netlerin sadece üçgenden dolayı böyle 5-6 gelince işte o zaman düzelmeye başlayacak. Şu an sanki gelmeyecekmiş gibi hissediyorsun ama gelecek. Dediğime inan, gelecek. Evet, örnek 43'teyiz şimdi. Bir de temel orantı ile ilgili bir soru yazmak istemişim. AF bölü FC 2. Neredesin AF? Evet, burası 2K, burası K. BD bölü DC 2 bölü 3. E hocam burası 2A, burası 3A verilmiş. Hocam burada 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. Burası 2N ise buraya da N'i yazdık. E şimdi ne yapacağız? S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanları olduğuna göre S1 bölü S2 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 2 bölü 3 oran var burada. Evet. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Hocam burası 4A ise burası 9A'dır. Tamamı 9A'dır. Buraya ne kaldı o zaman? Buraya 5A mı kaldı? Evet. Tamamı 9A yapması için. Hocam burada da 2 bölü 3'ün karesi. Bak şurada 3A'daki 9 ise 2A'daki şunu dağıtırken sıkıntı yaşayabiliriz. B'li yazalım. Daha önce de böyle bir soru yapmıştık zaten. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani burası 4B ise o zaman buraya da 5B mi kaldı kardeşim? Evet. Şimdi hocam şu 2'ye 3 oranını kullanmadık. Bunu nasıl kullanacağız? Tabanlardaki oran 3A bölü 2A. Alanlardaki oran eşit değil midir? Evet. 9A bölü 9B'ye eşittir kardeşim. Gitti. Bizden zaten S1 bölü S2 isteniyor. S1 bölü S2 yani B bölü A isteniyor. Neyse A bölü B'yi bulalım biz. Buradan çıkmadı mı kardeşim bak. A bölü B. Burası ne oldu? A bölü B isteniyor. Tamam bir dakika. A bölü B isteniyor. Şunlar gitti. Hatta A bölü B 3 bölü 2 oldu. A bölü B 3 bölü 2 olduysa A yerine 3K, B yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 2K yazabiliriz. Bizden A bölü B istenmiyormuş. S1 bölü S2 isteniyormuş. S1 dediğimiz 4B bölü, şunu siyah kalemle yazayım, 4B bölü S2 dediğimizde 5A isteniyor. Hocam şimdi sen A'yı 3K buldun. A yerine 3K, B yerine de 2K yazarsam eğer burası 8K bölü, aşağısı da 15K yaptı. K'lar nanay oldu. Cevap da 8 bölü 15 mi çıktı? Evet. İşte cevabı da böylelikle 8 bölü 15 bulmuş olduk. Ve sanırım olayı bitirdik mi? Bitirdik. O zaman bir sonraki videoda açık kenar bağıntılarında. Hatta açık kenar bağıntıları bir sonraki haftada hem açık kenar bağıntıları var hem de üçgende merkezler var. İşte bu konularda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.